Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, isteklerinize baktım. 7 tane altcoin seçtim. Bunlar hangileridir? Avax, SXPay, EOS, BNB, Tezos, Ontoloji ve Cardano. Bunların analizini yapacağız. Şimdi Avax'la başlayalım arkadaşlar. Avax ne durumda? Avax şöyle bir yükselen trende girmiş vaziyette. Bu sarı çizgi üzerinde yükselişine devam ediyor. Bu yükselişin devam etmesi için bu sarı çizgiyi kırmaması lazım mantık olarak. Onun bulunduğu seviye nere? 10.56-57 bölgeleri. Yani oralar bizim önemli desteğimiz. Daha önce de neresi var? Örnek vereyim, bu sarı çizgi var. Orası da 12.23 dolar. Orası da ilk desteğimiz. Yani sert bir düşüş gelirse şöyle 12.23, 12.40 o bölgeleri takip etmekte fayda var. Eğer 12.23 altında bir saatli kapanış görürsek de düşüşler sertleşir. Yani bu sarı çizgiye düşer diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar yükselen bir çizgidir. Her saat yükselmektedir. Örnek vereyim, şu an 10.60 seviyelerinde. Birkaç saat sonra 10.80. Mesela gece kapanışında 11.1. Öyle öyle yükselmektedir. Hesabınızı ona göre yapın derim. Bu yatay çizgimiz ise bakın arkadaşlar bayağı bir iğneler atmış buraya. En son iğneyi baz aldım. Yani 12.23 ile şöyle 12.50 arası bu bölge destek bölgesi diye düşünüyorum. Peki yükseliş devam ederse hedef neresidir? Şöyle, bu ürünün fazla bir geçmişi yok arkadaşlar. Yani var ama nasıl diyeyim, all time high yapıyor şu an, rekor kırmış durumda. Yani geçmişe bakınca şöyle bir direnci yok. Peki biz nasıl tespit edeceğiz buradaki hareketleri? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir Fibonacci çizebiliriz mesela. Şöyle arkadaşlar kusura bakmayın, bir ayar yapalım. Evet. Şöyle tepe ve dibi baz alaraktan şöyle bir Fibonacci çizelim. Yani hedef nere olabilir bu durumda? Şöyle 16.16 dolar gibi duruyor hedef. Yani buradan sert bir yükseliş gelirse hedefimiz ora olur gibi geliyor. Bakalım her şey yolunda mı? Kameramız iyi mi? Evet arkadaşlar, güzel görünüyor. Devam edelim. Yani desteğimiz 12.23-12.40 bandı. O bölgeleri destek. 12.23 altında saat kapatırsa yani 10.70 bölgelerine bir geri çekilme görebiliriz. Bu zamana bağlı. İşte gece kapanışında da 11.09 seviyelerinde. Yükselişlerde de arkadaşlar öncelikle en son yaptığı tepe 14.54. Daha sonra da 16.16 doları takip edeceğiz yükselişlerde. Yani oralarda kırılırsa örnek vereyim 18.84. Daha sonra 22 dolar öyle öyle gider arkadaşlar. Avax'ta durum bu. Şimdi SXP'ye bakalım. Orada durum nedir? SXP de Bitcoin'le birlikte hareket ediyor. Yani Bitcoin ne yaparsa aynısını yapıyor. Ama nasıl diyeyim? Bitcoin'e bir tık daha olumlu. Yani şimdi sorular geliyor. Hocam dominans düştüğü halde altcoin'ler neden düşüyor? Şöyle anlatayım. Bitcoin düştüğü için altcoin'leri bir geri çekiyor. Ondan sonra Bitcoin toparlayınca altcoin'ler daha da sert yükseliyor. Yani örnek vereyim. Tekrar Dot'u açayım. Şöyle sabah da onunla örnek verdim. Bakın arkadaşlar mesela diyelim Dot buradan uçuşa geçecek böyle. Burada bir düşüş yaşandı. Bitcoin mesela bugün düştü ya. O yüzden Dot'ta da bir geri çekilme oldu. Bitcoin toparladı diyelim. Dot yükselişe geçti diyelim. Bir sefer böyle böyle gider. Ama Bitcoin 42.000 rekorunu kıramaz. Yani bu dalgalanmaları Bitcoin sağlıyor diye düşünüyorum. Diyelim Bitcoin düştüğünde burada bir geri çekilme oluyor. Bitcoin toparlayınca bu üründe yükseliyor. Şimdi Dot için de hemen araya sıkıştırayım. 18.03 üstüne 4 saat kapatmamız lazım arkadaşlar. Diğer 4 saati de altında kapatmazsa sağlam bir rally gelir. Bunu da araya katmış olalım. Şimdi SXP'den devam edelim. Yani arkadaşlar SXP'ye bakınca dirençlerimiz, desteklerimiz nere olabilir bir bakalım. Öncelikle biz yükselen dipler yapıyoruz 4 saatlik grafikte. Alçalan dip yapmamamız lazım. Son dibimiz burası ama teyit edilmedi. 4 saatlik kapanışa 3 dakika 22 saniye var. Yani bizim bu dibi teyit etmemiz için şöyle aynı şimdiki gibi durması lazım.
Ama 4 saat kapattınca bunu teyit ediyoruz. 4 saat içinde şöyle tekrar düşüp böyle kapatırsa dip teyit edilmemiş olacak. O yüzden nereyi baz alıyoruz? Şuradaki dibi. 0,86 dolar arkadaşlar. Oranın altında 4 saat kapatmadıkça sorun yok. Yani diyelim kapattı. Diğer 4 saatte böyle uçuşla devam ettirdi. Öyle kapattı, bir tuzak deriz. Ama buranın altı tehlikeli gibi duruyor. Diğer destek nere mesela? Şöyle 80 dolar diğer hedef olur. Ondan sonra da arkadaşlar 73 dolar diğer hedef olur. Yükselişlerde de önemli seviye burası. 1 dolar bakalım bir biraz daha üstü hatta. Şöyle yapalım. 1,005 diyelim arkadaşlar. Oranın üzerinde 4 saat kapatması lazım. Bunu yaparsa diğer 4 saatte altında kapatmazsa o zaman hedefinde nere olur? 1,137 dolar olur arkadaşlar. Oralar da aşılırsa bakın şurada bir iğnesi daha var. 1,119 dolar. Bunların hepsini not edin. Bir de büyük resimden bakalım ürüne. Belki görmediğimiz bir şey görürüz orada. Şöyle haftalığını alalım. Evet, haftalık grafikte de şurada bir tepe yapmış. Oraya da bir çizik atalım. Şöyle. Az daha yukarısı. 1,04 diyelim arkadaşlar. Oranın üzerinde hafta kapatırsak o zaman ilk kez yükselen tepe yapacak haftalıkta. Ve dominansta düşüşe devam ederse böyle diğer hedefinde örnek vereyim şura olabilir. 1,53 dolar. Daha sonra da şura 1,70. 1,91. Şöyle 2,96. Yani bunlar hedef olur arkadaşlar. İlerisinde ilerleyen zamanda konuşuruz. Daha bayağı bir yolu var oraya gitmesi için. Yani destekleri takip edin arkadaşlar. Hedefleri verdim. Destek kırılırsa diğer desteği takip edersiniz. Direnç kırılırsa da diğer direnci takip edersiniz. SXP'de durum bu. Gelelim EOS'a. Orada durum nedir? 4 saat diye açalım. Evet, bu da aynı SXP gibi arkadaşlar. 4 saatlikte yükselen dipler yapıyor. Yani bizim şu dibi kırmamamız lazım. Şöyle biraz altına alayım ben. Şöyle. 2,65. Oran altında 4 saat kapanış gelmemesi lazım arkadaşlar. Gelirse de diğer desteği takip edeceğiz. 2,59. Ve arkadaşlar 2,50. Bu destekleri takip edeceğiz. 2,50 altında da 4 saat kapatırsa o zaman tehlikeli olur. Yükselişlerde de ilk seviyemiz burası. 2,86,5. Orayı takip edeceğiz. Oranın üstüne bir 4 saat kapatır ve diğer 4 saatte tutunursa o zaman diğer hedefimiz nere olur? Yani şura önemli. Burada dip yapmış, burada dip yapmış. 2,99. Şurada da bir direncimiz var. 3,06. Yani şöyle burada da bir direnç var. 3,40. Son olarak da 3,86. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Hepsini not edin arkadaşlar. Şimdi EOS'ta aylık grafikte bir detay var. Onu da paylaşayım. Şöyle Bollinger bandını açalım. Çok büyük bir daralma görüyoruz aylık Bollinger bandında. Eğer biz altcoin rallisi yaşayacaksak bu ürün yukarı patlayabilir arkadaşlar. Şimdi bakın. EOS çıktığı günden beri aylık bazda tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan tepe yapıyor. Son tepeyi ne yapmış bir bakalım. Yükselen tepe yapmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. İlk kez yükselen tepe yapmış aylıkta. Daha sonra sert bir düşüş gelmiş. Hem de bayağı sert. Ama aylık kapanışta burada yapmış. Dip, yükselen dip, yükselen dip. Yani arkadaşlar hem yükselen diplerimiz var aylık bazda hem de alçalan tepeler yükselen tepeye dönüşmüş. Yani bu şartlar altında bu daralan bant yukarı patlaması lazım arkadaşlar. Yani uzun vade için veya orta vade ya da altcoin rallisi gelecekse bunu düşünüyorsan sepetime atayım diyorsan EOS atabilirsin. Yani EOS tam sepete atmalık bir kıvamda duruyor bana göre. Şimdi BNB'ye gelelim. Arkadaşlar ben BNB'ye geçtim biliyorsunuz dün duyurdum. Şöyle çizgiyi kapatayım. Bu ürünü seviyorum ben ya. Hani fazla riskli bulmuyorum. Yani Bitcoin o kadar düştü dünden beri bu ürün daha sağlam durdu. Bakın arkadaşlar dün Bitcoin düştükten sonra
Yani Bitcoin'in daha az geri çekilme yaşadı ve hala da 4 saatlikte yükselen trend devam ediyor. Bollinger bandını kapatayım. Bakın arkadaşlar, bu ürün ağır hareket eder, hızlı hızlı hareket etmez. Niye ben, şimdi bana soruyorlar. Atıyorum, sen niye DOT almadın da BNB aldın? Hani DOT ne güzel uçuyor. E sen niye BNB aldın? Arkadaşlar, bu sorunun cevabı şudur. Beni biliyorsunuz, ben paramın %10'uyla altcoin sepeti yaparım. %90'ı benim için önemlidir. Onu riske atmam. Genelde böyle az volatil ürünleri tercih ederim. Bitcoin gibi. Ve BNB de az volatil. Bitcoin'de çok bir hareket beklemediğimi söyledim. BNB'de hani bir dominanstaki düşüşleri görünce orada bir potansiyel olabilir diyerek de BNB'de beklemeyi tercih ettim arkadaşlar. Yani olayın özü budur. Şimdi ben DOT alsam, oradan bir %30 düşse, yani paramın büyük bir kısmını kaybetmiş olacağım. Ama bu üründe kademe kademe yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Bir problem yok. Elbette ki bu da hani rally gelirse sert bir uçuş yaşayacaktır. Yani zamanı var arkadaşlar. Sabırlı olmak lazım. Şimdi 4 saatlik de yükselen dipler yapıyor BNB. Bu güzel. Yani dip teyit edilmedi hala. Şöyle şurada arkadaşlar, hem tepe var hem dip var burada. Bakın mesela burada da bir Adem ve Havva formasyonu vardı. Bitcoin ne yaptı arkadaşlar? Biliyorsunuz retest edebilir dedik. Ta altına gitti. Ondan sonra alçalan tepe yaptı mesela. Ama bu ürün ne yaptı? Ne yaptı? Adem ve Havva'ya yaptı. Yükseldi, retest etti ve yükselen tepe yaptı. İşte Bitcoin'la farkı budur. Hatırlayın bakın, hani Obo formasyonunun sağ omuzunu çökerttik diye video atmıştım ya. Orada da bir Adem ve Havva formasyonu devreye girdi. Yükseliş bekliyorum dedim. Sonra bir retest. Daha sonra daha sert bir yükseliş. Ne oldu? İşte dediğim gibi retest sonrası yükselmedi. Daha bir düştü böyle. Ondan sonra kademe kademe üzerine attı. Bunun gibi böyle yükselen tepe yapmadı. Yani arkadaşlar BNB Bitcoin'in daha iyi performans gösterdi bu süreçte. Bakın Bitcoin 42 bindeyken bu ürün 44 dolardaydı. Şu an nerede? 41 dolar mesela, 42 dolar. Dün 44 doları da gördü. Yani Bitcoin 42 bini görmedi ama bu ürün eski seviyesini gördü. Yani bu mantıktan yola çıkarak ben de BNB'yi attım sepetime arkadaşlar. Şimdi sepet dediğim, yani paramı oraya çevirdim. Sepetimde başkaları var. Arkadaşlar BNB yani şu seviyeyi kırması lazım bana göre. Nereye ora? Şöyle 45 dolar. Oranın üzerinde bir gün kapanışı görürsek bence çok sağlam yükselişe geçer. Destek kırılırsa ne olur? Diğer desteğe düşebilir. Onun bulunduğu yer 37 dolar seviyeleri. Diğeri nere? Şura olabilir. 36 dolar. Yani bunları takip edeceğiz. Bir de büyük resimden bakalım, aylık grafikten. Bakın arkadaşlar, şimdi BNB şu an all time high yapıyor. Yani rekor kırıyor, görüyorsunuz. Eski rekorun altında ama dün misal tekrar üzerine atmıştı vesaire. Yani yükselen bir üründür. All time high yapıyor ve aşırı bir uçuş görmedik arkadaşlar bunda. O yüzden ben bunlar potansiyel görüyorum. Bir de shitcoin değildir arkadaşlar. Binance'ın kendi oluşturduğu bir üründür. Yani arkasında kapı gibi Binance'la. Yani bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Yani alın demiyorum. Sadece merak edenler var. Sen ne yaptın? Ben Binance Coin'e çevirdim arkadaşlar. Şimdi Ekstazi'ye gelelim. Tezos'a. Orada durum ne? Yani Tezos aylık grafiği açıldı zaten direkt. Bir aylıktan bakalım. Arkadaşlar aylıkta bir dip oluşumu var gibi. Bu olursa ve ay kapanışını şu tepe üzerinde yaparsa 3.27. O zaman Tezos'ta da iyi bir rally gelebilir arkadaşlar. Umutlandırmadan önce bir 4 saatliğe bakalım. Bakın bu üründe şimdi dominans düşüyor. Altcoin'ler neden düşüyor? Bunu soruyorsunuz ya, size göstereyim. Arkadaşlar altcoin'ler düşmüyor. Bakın Bitcoin o kadar düştü. Mesela bu ne yaptı? Yükselen tepe yapmış. Tamam, geri çekilme var. İşte Bitcoin'in düşüşleri bu altcoin'lerde geri çekilmelere sebep oluyor. Bitcoin toparlayınca da yani bir 2000 3000 yükseldi mi bu altcoin'ler tekrar yönü yukarı çeviriyor arkadaşlar. O şekilde dalgalanıyor ve kademe kademe dominans da düşüyor. Bitcoin'den çıkan paralar da kademe kademe altcoin'lere giriyor. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi 4 saatlikte ne önemli? Tezos'ta yani şu seviye önemli arkadaşlar. 2.18 dolar.
Buranın altında 4 saat kapanış gelmedikçe sorun yok gibi duruyor. Daha önce de desteklerimiz var. Onları da vereyim. Örnek vereyim. 2.58. Şura önemli. 2.40 ve 2.18. Bunlar desteklerdir arkadaşlar. Dirençlerimizi de vereyim. Yani bana göre şurası arkadaşlar. 3.15 dolar. Orayı da kırarsa hedefler daha da yükselebilir. Bir haftalık grafiğine bakayım. Demin aylığa baktık. Bir de haftalığa bakalım. Yani arkadaşlar dirençler kırılırsa bayağı bir yolu var gibi duruyor Tezos'un. Yani boğa mumunu dikmiş arkadaşlar. Yani kademe kademe yükselebilir bu ürün. Şu çizgiler nereden çıktı ya? Ben onları artık vakti zamanında çizdiysen bir sileyim arkadaşlar. Şöyle kafa karışmasın. Evet. Yani bence şurada da bir tepe var. Bakın şu an şurayı test ediyor. Şurada tepe var ya bakın. Ondan sonra burada bir dip yapılmış. Ondan sonra uçuşa geçmiş. Şu an orayı test ediyor. Yani 2.90. Oranın üzerinde hafta kapattı mı? Diğer test edeceği yer bana göre şurası. Şurada tepe var ya. 3.55 dolar. Orada diğer hedef olur. Oralar da aşılırsa üstünde hafta kapatırsa 4.30 dolar. Oranın da üzerinde hafta kapatırsa arkadaşlar işte o zaman sağlam bir rally gelir diye düşünüyorum. Yani buraya kadarki olan yükselişler çok hafif diyebileceğimiz yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu direnç kırılırsa. Yani seviyeleri verdim. Umarım not etmişsinizdir. Şimdi ontolojiye bakalım. Dört saatlikten gidelim. Bakın aynısı arkadaşlar. Bitcoin alçalan tepeler yaparken bakın ontoloji yükselen tepeler yapıyor. Bitcoin düşünce ontoloji geri çekiliyor. Bitcoin toparlayınca atıyorum ontoloji daha da iyi gidiyor. Yani olay bundan ibaret. Ontoloji de şura önemli. Şöyle yapalım. Şuradaki dip. 0.51 dolar. Oranın altına 4 saat kapanış gelmedikçe sorun yok gibi duruyor. Daha önce de ara desteklerimiz var. 0.59. Bakalım. 0.55. 0.53 ve 0.51 arkadaşlar. Bunlar desteklerdir. Bunları takip edeceğiz düşüşlerde. Yükseliş için ne olması lazım? Arkadaşlar basit. Şuradaki tepeyi kırmamız lazım. Biraz üstüne atalım. Şöyle. 0.69 dolar. Oranın üzerinde 4 saat kapatacağız. Diğer 4 saati altında kapatmayacağız arkadaşlar. Bunu yapabilirsek ontolojide sağlam bir yükseliş görebiliriz. Hemen arkasında bakın şurada da bir direnç varmış. Bir de burada. Diyelim üzerinde 4 saat kapatıyor. Buralardan direnç yiyip diğer 4 saati altında kapatma riski var. Şöyle yapalım o zaman. Dirençleri vereyim. 0.69, 0.702 ve 0.745. 0.745 aşılırsa ne olur? Hatta üzerinde hafta kapatsa ne olur? Öyle diyelim. Bir haftalık grafiği alalım. O zaman da hedefinde buralar olur arkadaşlar bence. 0.90 seviyeleri olur. Haftalıkta ne durumda bu? Hala yükselen tepe yapamamış arkadaşlar. Yani 0.90 üzerinde hafta kapatırsa ilk yükselen tepesini yapacak. Bu da olumludur. Yani sağlam bir yükseliş gelir ama bu olmadıkça da bu bölgelerde takılabilir. Yani hedefinde 0.89 olabilir arkadaşlar. Destekler kırılmadıkça hedefi ora olabilir. Ontolojide durum bu. Cardano'ya gelelim son olarak. Yani grafik budur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani büyük rally. Çanak tamamlanmak üzere. Şöyle yapalım. Ethereum'u açalım arkadaşlar. Bakın Ethereum'da görüyorsunuz. Çanak tamamlanmış. Cardano'ya bakalım. Bakın çanak tamamlanmamış. Şimdi Ethereum şu seviyeye geldiyse Cardano neden gelmesin arkadaşlar? Gelebilir. Şu an direnç dediği yer buradaki tepesi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Grafik fena çalışmıyor bu üründe. Yani bizim 0.37 üzerine hafta kapatmamız lazım Cardano'da. Bunu yapabilirsek 1 dolara kadar yükseliş bekliyorum. Yani görüntü bunu anlatıyor. Bir de arkadaşlar mesela
Ayı piyasasında bakın böyle düşüşler görüyoruz. Alçalan tepeler yapıyor. Boğa piyasasında yükselen tepeler arkadaşlar. Yani bu grafik diyor ki biz boğa piyasasındayız diyor. Sıkıntı yok. Son dip burası. 0.087. Oran altında hafta kapatmadıkça büyük ralli devam ediyor diyor. Yani buradan çok sert düşüşler gelse bile 0.087 altında hafta kapatmadıkça büyük ralli devam ediyor diyor bu grafik. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Yani buradan satış yedi. Sonra buraya gitti. Oradan bir satış. Böyle böyle gidebilir. Yani bu boğa rallisi, boğa trendidir. Hemen bir günlük mevzu değildir arkadaşlar. Zaman alabilir. Hele Bitcoin'de 40.700 üstünde gün kapatırsak durumlar çok daha güzel olacak. İnşallah kapatırız arkadaşlar. Hani şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben Bitcoin'de düşüş bekliyorum demiyorum. Sadece temkinli olalım. 40.700 üstünde gün kapatırsa 60 bin doları hedefleriz. Yani net konuşuyorum arkadaşlar, yanlış anlaşılmaz. Ama bu olmadıkça da maalesef olumsuzuz Bitcoin'da. Yani arkadaşlar Cardano'da böyle durumlar var. Dediğim gibi destekleri takip edin. Verdim diye hatırlıyorum 4 saatlik destekleri. Not edin arkadaşlar onu. Düşüşlerde oraları takip edin. Yükselişlerde de buraları takip edin. Yani haftalık grafiktir bu. Şöyle 0.37 üstünde hafta kapatacağız arkadaşlar. O zaman hedefimizde 0.99 dolar, 1 dolar var gibi geliyor bana. Yatırım tavsiyesi değildir. Atıyorum biraz üstünde kapatır. Diğer haftayı da sert bir şekilde altından kapatır. Ona ben karışamam. Onu ben bilemem. Onu kendiniz takip edin. Ama yani şöyle bakınca siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Hani profesör olmaya gerek yok. Şu görüntüye baktın mı anlarsın zaten ne demek istediğimi. Neyse arkadaşlar, bugünlük diyeceklerim bu kadar. Artık haftaya cumartesi ve pazar yeni bir altcoin videosu çekerim size. Arkadaşlar hafta içi izlemek istiyorsanız maalesef katıl butonundan orta seviyeden üye olmanız lazım. Lütfen tepki göstermeyin. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Diyerekten videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar.